Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde toplam fark formüllerinin kaynak formüllerinden bir tanesi olan sinüs alfa artı beta'nın açılımını bulacağız. Öteki kaynak formülümüz kosinüs alfa eksi beta'ydı arkadaşlar. Trigonometri adlı oynatma listemde detaylı olarak kosinüs alfa eksi beta formülünü nasıl elde ettiğimi anlattım. Bu sefer de sinüs alfa artı beta formülünü üçgenin alanı yardımıyla bulacağız. Dersimize başlamadan önce bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Arkadaşlar sinüslü alan formülünü hatırlayalım. A ve B x açısını oluşturan kenarlar. Bu üçgenin alanını bu kenarlardan ve bu kenarların oluşturduğu x açısından yararlanarak bulabiliriz. Nasıl? Üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa formülünden bu üçgenin alanını bulabiliriz. Buna da sinüslü alan formülü diyoruz. Arkadaşlar yine ikinci ön bilgimiz şu. Şu bilgiyi de hatırlayalım. Kosinüs alfa. Kosinüs trigonometrik fonksiyonu neydi? Açının komşusu bölü hipotenüstü. Örneğin bu üçgende kosinüs alfa ne eşittir? H bölü A eşittir. Buradan biz bu A kenarını yani hipotenüsü alfa cinsinden ve H cinsinden yazabiliriz. Nasıl? Bakınız kosinüs alfa H bölü A idi. Kosinüs alfanın altında gizli bir 1 var. Bir içler dışlar çarpımı yaparsak H eşittir A çarpı kosinüs alfa yapar. Burada A'yı yalnız bırakırsak H bölü kosinüs alfa eşitliğini buluruz. Böylece buradaki hipotenüsü yükseklik ve açı cinsinden yazabiliriz. Arkadaşlar bu bilgileri hatırladıktan sonra dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar bu üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı sinüs alan formülüne göre 1 bölü 2 çarpı bakınız A çarpı B çarpı bir de bu A ve B kenarlarının oluşturduğu açılar açı hangisi? Alfa artı beta. Yani şurası alfa artı betadır arkadaşlar. Alfa artı betadır. O zaman nasıl yazabilirim ben bunu? Şöyle yazabilirim. Sinüs alfa artı beta. Arkadaşlar bu büyük üçgenin alanını bu şekilde yazdık. Peki bu alanı başka nasıl yazabilirim? Bakınız bu büyük üçgenin alanı şu üçgen ile şu yeşille taradığım üçgen ile şu mavi ile taradığım üçgenin alanları toplamıdır. Şimdi yeşil ile taradığım üçgenin alanının sinüslü alan formülünü yazalım. 1 bölü 2 çarpı A çarpı bakınız H çarpı sinüs alfa A ve H kenarlarının oluşturduğu açı alfa. Sinüs alfa açısı. Artı şimdi şu mavi ile taradığım üçgenin alanını sinüslü alan formülü yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı B çarpı H çarpı H ve B kenarlarının oluşturduğu açına beta. Yani sinüs beta. Şimdi arkadaşlar bu A kenarını ve B kenarını yükseklik yani H ve açılar cinsinden yazalım. A kenarını yazalım. Bakınız şu yeşille taradığım üçgene bakalım. Kosinüs alfa ne eşittir? Kosinüs alfa eşittir. Alfanın komşu dik kenarına H. Bölü hipotenüsüne A. Arkadaşlar şu ön bilgiden
Hatırlayacaksınız. Burada A kenarını nasıl yazabiliriz? A kenarını H bölü kosinüs alfa olarak yazabiliriz. Aynı şekilde B kenarında yine yükseklik ve açı cinsinden yazalım. Kosinüs beta eşittir. Beta açısının komşu dik kenar hangisi? H bölü hipotenüs de B. Arkadaşlar yine şuradaki benzer bir şekilde B kenarını H bölü kosinüs beta şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar şimdi şu eşitliği tekrar yazalım. 1 bölü 2 çarpı. Bakınız burada A yerine H bölü kosinüs alfa yazıyorum. H bölü kosinüs alfa çarpı. Burada B yerine H bölü kosinüs beta yazıyorum. H bölü kosinüs beta çarpı sinüs alfa artı beta. Eşittir. Bakınız bunu yazdım şu anda. Şimdi bununla ve bunun toplamıdır zaten bu. Şimdi bunu yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı A yerine yine H bölü kosinüs alfa yazıyorum. Çarpı H çarpı sinüs alfa. Artı arkadaşlar buraya şunu sığdırmak zorundayım. 1 bölü 2 çarpı B yerine H bölü kosinüs beta yazıyorum. Çarpı H. H çarpı sinüs beta. Tabii şurayı da şöyle ayıralım. Kafamız karışmasın. Arkadaşlar bakınız, eşitliğin her tarafında 1 bölü 2 var, 1 bölü 2 var, 1 bölü 2 var. Eşitliğin her tarafını 1 bölü 2'ye bölersek eşitlik bozulmaz. Bakın bu eşitlikte bir tane H var, burada da bir tane H var, burada da bir tane H var. Her birinden H'ı atarsak eşitlik bozulmaz. Bakın burada da H var, burada da H var, burada da H var. Dolayısıyla ikinci H'ları da atarsak eşitlik bozulmaz. Geriye ne kaldı? Şurayı ayırıyorum kafamız karışmasın. Geriye şu kaldı. Sinüs alfa artı beta bölü kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Eşittir. Bakın burada ne var? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa kaldı. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Artı sinüs beta bölü kosinüs beta. Sinüs beta bölü kosinüs beta. Arkadaşlar payda eşitleriz. Bunu kosinüs beta ile çarparız. Bunu da kosinüs alfa ile çarparsak payda eşitlenmiş olur. O zaman şöyle yazabiliriz. Şu anda
Bunu yazıyorum arkadaşlar. Sinüs alfa çarpı kosinüs beta artı sinüs beta çarpı kosinüs alfa bölü, bakınız burada ne kaldı? Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta kaldı. Arkadaşlar bakınız, şu ifade ile şu ifade birbirine eşit. Yani şu, şu ifadenin paydası eşitlenmiş hali. Bu eşittir bu. Bakın her iki tarafta da paydada kosinüs alfa çarpı kosinüs beta var. Burada da kosinüs alfa çarpı kosinüs beta var. Yani ben buradaki kosinüs alfa çarpı kosinüs betayı eşitliğin her iki tarafından atarsam eşitlik bozulmaz. O zaman geriye ne kalır? Geriye şu kalır arkadaşlar. Sinüs alfa artı beta. Sinüs alfa artı beta eşittir sinüs alfa çarpı kosinüs beta artı sinüs beta çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar böylece trigonometride toplam fark formüllerinden kaynak bir formül olan sinüs alfa artı beta formülünü üçgenin alanı yardımıyla elde etmiş olduk. Sinüs alfa artı beta formülüne neden kaynak bir formül diyorum? Çünkü arkadaşlar bu sinüs alfa artı beta formülünden faydalanarak diğer toplam fark formüllerini kendimizde türetebiliriz. Nasıl türetebiliriz? Arkadaşlar benim trigonometri adlı bir oynatma listemde toplam fark formüllerinin nasıl türetildiği ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. O videolardan faydalanabilirsiniz. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.